Merhaba, ben Gizem. 3 aydır Başkent Üniversitesi Hastanelerinde lötemi tedavisi görüyorum ve herkesin de bildiği gibi bu 3 ayı kemoterapi alarak bir oda içerisinde geçirmek çok zorlu. Bu video senin için Gizem. Donör nedir? Armağan eden, bağışlayan, organ ya da kan bağışı yapan kişi. Tabii bununla sınırlı değil. Mesela... Rembrandt. Ünlü ressam Rembrandt'ın Dr. Nicholas Tulp'un Anatomi Dersi adında çok ünlü bir tablosu vardır. Gördünüz mü o tabloyu? Çok ünlü bir tablodur. Ve Rembrandt bu tablosunu 1632 yılında Amsterdam'da yapmıştır. Birinin hayatı benim elimde olsaydı eğer... Gerekirse kendi canından alır, onun canına katardım. Organ bağışı olursa yaparım. Tanıdığım tanımadığım herkese yaparım. Benim yaşım 53. Onun yaşı diyelim ki 17-18. Onun yaşamasını isterdim. Kan bağışı ve organ bağışı şu an ülkemizdeki en önemli şeylerden biridir. Lütfen herkes kan bağışı ve organ bağışı yapsın. İlik nakli bekleyen çok insan var Türkiye'de. Bağışlardı mesela, iliklerim bağışlardı. Kurtarırdım. Bravo! Canımı verdim. Oo, kesin kurtarırım. Önüne atlardım direkt, yardım ederdim. Kanserden babasını kaybetmiş biriyim ve gerçekten insanların ihtiyacı var ya. Bir insanı sevmek tüm insanlığı sevmektir bence. Bir şeyini kaybetmeyen birini, sevdiğini kaybetmenin, yan kaybetmenin ne demek olduğunu bilemez. Bana göre ise kurtarım, bana göre ise yine kurtarım. Yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Neden donör olacaksın ki? Çünkü yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Ha, sincap bu. Daldan dala atlar. Bu Dr. Nicholas Tulp'un anatomi dersi tablosu var ya Rembrandt'ın. Bu tablo çok önemlidir. Çünkü o yıllarda tıp biliminin gelişmesi için gerekli olan anatomi dersleri yapılamıyordu. Buna karşı çıkanlar vardı. Bugün pek çok hastalığın çözümü var ya, işte onlar fedakarca anatomi dersleri yaptıkları için tıp bilimi günümüz ışığına kavuşmuştur. İşte bu tablonun yapıldığı Amsterdam kentinde 1928 yılında olimpiyatlar düzenlenir. Bisiklet takımımız Amsterdam'a katılmıştır tarihinde ilk kez olimpiyatlarda. Bu Amsterdam olimpiyatlarından 4 yıl önce Paris'te de olimpiyatlar düzenlenmiş. Bizim bisiklet takımımız yine İstanbul'dan yola çıkıp Paris'e gitmiş ama yarışamamıştır. Neden biliyor musun? Çünkü bisikletleri yoktu. Olimpiyatlara gidiyorsun yarışmaya ama bisiklet götürmüyorsun. Nasıl oluyor? Kök hücre, kendi kendini yenileyebilen ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücre. Hepimizde var ve bunu bağışlamanın bize hiçbir zararı yok. Lösemi, lenfoma ve pek çok kan hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Tabii kök hücrenin uyumlu olması gerek. 1928 yılında Amsterdam olimpiyatlarında yarışan 4 bisikletçimiz de uyum içindeydi. Ama ilk turdaki rakipleri çok güçlüydü. İngiltere, elendiler. İşte bu 4 bisikletçiden biri Cavit Bey. Cavit Bey, Selanik doğumludur. Cavit Bey'in büyük teyzesi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt annesiydi. E tabi, ne kadar donör adayı varsa kök hücrenin eşleşme olasılığı o kadar. Almanya'da bu oran %93. Ama onlar tuttuğunca biz tutturmuş sayılmıyoruz. Türkiye'de donör 180 bin civarı. Bunu 1,5 milyon yapmamız lazım. Sana diyorum. Duydum. İşte bizim ilk kez olimpiyatlara katılan bu milli bisikletçimiz Cavit Bey, kendisi bir milli atlet bisikletçi, bir bisiklet tamir atölyesi kuruyor. İlk bisikleti de Bit Pazarı'ndan aldığı ikinci el bir bisiklet. Ve tarihimizde ilk bisiklet kiralama olayını başlatan da Cavit Cavdır, Sultanahmet Meydanı'nda. Türkiye'de o yıllarda bisiklete binmek sadece zengin çocuklarına mahsus. Neden benim ülkemin çocukları da bisiklete binmesin, neden ülkemde bisiklete binen çocuk sayısını çoğaltmayayım, artırmayayım diyor ve tutuyor o küçük tamir atölyesini. Türkiye'nin ilk bisiklet fabrikasına dönüştürüyor Cav bisikletleri. Cavit Cav sayesinde on binlerce çocuk hayatlarının ilk bisikletine kavuşuyorlar. Ne okuyorsunuz? Suna yakından Geyikli Park. Ha, Cavit Cav orada var. Okudunuz mu daha önce? Sen döner oldun mu? Kök hücre için hemen gidiyorsun. 18-50 yaş arasında değil misin sen? 46 falan değil miydi ya? E tamam, Kızılay'a gidip 3 tüp kan örneği veriyorsun. İlik örneği sisteme giriliyor ve ihtiyacı olan birisiyle eşleştiğinde sana haber veriliyor. Cavit Cav, Cav Bisiklet fabrikasında sadece bisiklet üretmez. Cavit Cav, bu ülkede ilk yerli bebek arabasını da üretir. Ve Ankara'da bir çocuk rahatsızlanır. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Cavit Cav, bu ülkenin hastanelerine ilk yerli tekerlekli sandalyeyi de üretir. Nakil zor bir süreç değil. Kök hücremi alırlarsa felç olacağım falan diye bir şey yok.
Senden bir şey eksilmiyor yani. Kan bağışı yapıyor musun gibi düşün. Hayat kurtarıyorsun diyorum. Bunun ne demek olduğunu yaşayınca anlarsın. Hayat da Cavit Cav'a çok şey öğretti. Cavit Cav çok güzel bisikletler yaptı. Lakin ne yazık ki iflas etti. Ve 1982 yılında Cavit Cav Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hasta yatağında yatmaktadır. Çok hastadır. Hastanede yatağında bir gazete geçiyor eline. Gazetede bir haber. Tıp fakültesi öğrencileri kadavra bulunamadığı için anatomi dersi göremiyorlar. Ve tutuyor Cavit Cav hasta yatağında hastanenin başhekimine bir vasiyet yazıyor. Ben Cavit Cav, hastanenizde bir hastayım. Geçen gazetelerde okudum ki kadavra bulunamadığı için tıp fakültesi öğrencileri anatomi dersi göremiyormuş. Ben ölünce bedenimi alın, anatomi dersi için tıp fakültesi öğrencilerine verin. Öğrenciler anatomi dersini Cavit Cav'ın üstünde öğrensinler. Ben öldükten sonra bedenimi kadavra olarak bağışlıyorum. Göğsünde ay yıldızı olimpiyatlarda taşıyan Cavit Cav. Öldükten sonra da ülkesine ve insanlığa hizmet etmeye devam etsin. Ayrıntılar açıklamada var. Çok güzel. Bir yere gideyim Kızılay'a. Hayır, şimdi git. Çünkü belki de sensin. Sitesi de var. Cavit Cav şu an hala Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin anatomi dersliğinde geleceğimizi, insanlığı aydınlatmakta, hayata hayat katmaya devam etmektedir. Vatan senden hayat umar. Sen yaşarsan o canlanır. Vatan için ölmek de var. Fakat borcun yaşamaktır. Benim için gerçek vatanseverler, bu ülkenin güzel insanları için organlarını, iliklerini, kanını, her şeyini bağışlayanlar, hayata hayat katanlardır. Bir sürü can kurtarabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kız çocuğu müzeyi gezdi çıkarken tam kapıda... Selam! Merhaba. İmza rica edebilir miyim Mehmet? Fotoğraf çekebilir misiniz?